Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda bu yıl 10.sı gerçekleşen Future Fish Eurasia 2022 Balık ve Balıkçılık Fuarı'ndayız. Sizlere gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Isparta Eridir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Ayşegül Kubilay hocamızla, Profesör Doktor Ayşegül Kubilay hocamızla birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba Adnan Bey. Efendim sizi sektör tanıyor, öğrencileriniz çok iyi tanıyor. Evet. Ama genel olarak bütün balıkçılık camialarımızın tanımasıyla ilgili kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Tabii sizden ki. De öğrenebilir miyiz? Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanıyım. Tabii ki mesleğim su ürünleri mühendisi. Bununla da gurur duyuyorum. Biz özellikle Eğirdir'de hem uygulama birimlerimiz var, Isparta'da da fakültemiz var. Biliyorsunuz su ürünleri fakülteleri 1982 yılında kuruldu. 40 yıllık bir geçmişimiz var. Bu 40 yıllık geçmişte çok su ürünleri mühendisleri mezun ettik. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de mezunlarının çok iyi yerlerde olması. Bununla gurur duyuyorum. Yine BSGM Genel Müdürümüz bizden mezundur. Burada hemen hemen sektörde görebileceğiniz her türlü iş yapan, sektör önde gelenlerinin Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi mezunu olması gurur verici Adnan Bey. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz bu noktada. Malumunuz bugün de güzel bir fuarda birlikteyiz. Bu kadar büyümüş olması, biz hep fuarlara katılıyoruz. Bugün daha da bir gurur duydum, onur duydum. Çünkü su ürünleri ve balıkçılık, akvakültür, su ürünleri yetiştiriciliği gerçekten çok hızlı büyüyen bir sektör. Bugün bilgiler verildi, sizler de duydunuz. 4 milyar dolarlık bir ihracat evet yani yapılmış ve bunun 1.6 milyar doları su ürünlerine ait. Ve Karadeniz'de Türk somonu veya Karadeniz somonu bugün yedik, çok lezzetli. Gerçekten kültür balıkçılığının da veyahut da kültür balığında ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sizler de bu konuda bize destek verirseniz çok memnun olacağız. Çünkü çok teşekkür ederiz. Bu yıl bir de şu mutluluğu yaşadık. Belli bir süreç fakültede öğrenci sayılarımızda bazı düşüşler olmuştu ama bu yıl çok bilinçli gelen öğrenci kayıtları oldu. Ondan dolayı da gelecek için güzel şeyler düşünüyoruz. Her zaman mesleğimle övünüyorum. Ve bundan sonra da bu ülkede üç tarafı denizlerle çevrili, onlarca, binlerce göletimiz, baraj gölümüz, nehirlerimiz var. Biyoçeşitlilik açısından da çok zengin bir ülke Türkiye. İnşallah su ürünleri sektörü çok daha iyi yerlere gelecek. Yıldan yıla bir yükselen bir ivme var. Evet. Başarılı bir ivme var. Evet. Çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu daha iyi yerlere gelme noktasında siz bu yıl geçtiğimiz günlerde bir alabalık sempozyumu yaptınız. Evet. Bundan da biraz bahsedebilir miyiz efendim? Tabii, oldukça ses getirdi. Tabii tabii Adnan Bey zevkle. 15-16 Eylül'de 6. alabalık sempozyumunu yaptık. Birinci alabalık sempozyumu da 2008'de fakültemiz tarafından ilk alabalık sempozyumu yapılmıştı. Gerçekten büyük ilgi gördü. Hem sektör paydaşları, hem bakanlık nezdinde, hem de üniversite hocaları açısından gerçekten güzeldi. Ve onunla ilgili web sayfamızda hem sunumlar bir dergimizde özel sayı halinde yayınlanacak, hem de bütün şeyiyle birlikte 6. alabalık sempozyumu ala sempozyum olarak web sayfasından gerekli bilgiler alınabilir. Bizler de takip edip ilgili linkleri çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Daha çok insana ulaşması konusunda çok teşekkür ederiz. Bir parça da olsa gayret göstereceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıllık bir üniversite. 2018 yılında kuruldu. Ve böylelikle hem üniversitemizi tanıtmak ama 40 yıllık bir Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi de mühendis yetiştirmesiyle, öğrencisiyle çok başarılı bir fakülte olduğunu düşünüyorum. Bekliyoruz sizler efendim. Efendim teşekkür sizlere, ederiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere...